Hayır, hayır Allah'ım. Hayır, hayır kız. Turgut, yavrum. Hayır kız. Evladım. Hayır kız. Turgut, topla kendini çocuğum. Hayır, hayır. Ne mutlu sana ki karın şehit oldu. Sana yeter. Rabbim inşallah cennetinde ikiniz de vuslata erdirir. Herkes. Tamam. Bundan gayrı babasız büyüyen Gülçay'ı ay kız diye bağıramazsın. Olur mu Demir baba? Ya Rabbim sen aklıma mukayyet ol. Beyim! Beyim! Beyim!
ne oldu ona? Sakin ol. Ne badireler atlattı o. Bunu da atlatacak. Duydun mu beni? Kendine gel. Noyan kafiri girmiş buraya. Bu insanlara bunu yapan zalim yaşadıkça nefes almak bize haram olsun. Moğollar zalimlikleriyle her yeri işgal ediyor. Almak istedikleri diyarı önce korkuları saldırıyor. Aman diyene bile kılıç çalıyorlar. Beyim, hiçbir iz yok. Cenab-ı Allah'ın insana verdiği en büyük lütuf neymiş? Öğrendim hayvana. Öğrendim. Evlatları tarafından toprağa verilmek. Ama benim kaderime evlatlarımı toprağa vermek düştü. İki oğlumdan sonra. Kızımı da toprağa vermek. Bunca diyar gezdik. Her bastığımız toprakta bir can verdik. Derun'un der ki, can verdiğiniz, kanınızla suladığınız bu topraklar var ya, neslimize yurt olacaktır. Biz kışı gördük, Demir Usta. Neslimiz bahar görecektir.
Süleyman. Doğru dersin. Lakin ben kendimi diri diri kuyuma gömdüm. Ecel gelip canımı almadan da bu kuyudan çıkmayacağım. Hem benim derdim ne ola ki Ayman'ım? İki oğlan, bir kız verdim toprağa. Ya senin derdin, ya senin acın. Babamızı düştüğü bu gaya kuyusundan nasıl çıkaracaksın Ayman'a? Bu kadar ahali, ağzımdan çıkacak tek bir kelama bakarken evlatlarımın yasını nasıl tutarım Demir Usta? Ben acımı gönlüme gömdüm. Bu millet var olsun da varsın biz acı çekelim. Yaşlı kadınları ve gebeleri geçici olarak çadırlara yerleştirdik beyim. Peki şehitlerimizin durumu nedir Assız? Vuruşmanın yapıldığı yerde şehitlerimizin gömüleceği yerin hazırlıkları bitmek üzere. Akşam cenaze namazından sonra şehitlerimizi toprağa vereceğiz beyim. Yaralılarda son durum nedir artık? Mescidi ölçüyle ikiye böldük beyim. Orada kadınlarla erkekleri, ebe kadınlarla tedavi aldık. Var. Elleriniz dert görmesin beylerim. Bildiğiniz gibi kardeşlerimiz kayılara kucak açtık. Onları perişan, aç susuz dağlarda bırakmadık. Yaralarını sardık. Peki ne yapacağız beyim? Bu gidişat nereye kadardır? Bize onların yanında durmak düşer. Dertlerine derttaş olacağız, acılarına paydaş olacağız. Asıl mesele, Moğol ejderhası bütün güçleriyle üstümüze doğru geldiğinde ne eleyeceğiz? Onu düşünelim. Saadet'in köpek bilmenizi istedi efendim. Sultan Alaaddin bahar gelir gelmez tüm Oğuz boylarıyla bir olup üzerinize gelecek. Alaaddin kendini kurnaz sanır. Yeni dünya bizim Karabek. Cengiz Han'ın evlatları Çin'e diz çöktürdükten sonra bu topraklara da gelecek. Beni affedin. Kardeşimi size getireyim dedim.
Ertuğrul'u şehit etmişler. Hayır. Nasıl olmuş peki evlat? Yakmışlar da. Bütün ahaliyi yakmışlar. Sultan Alaaddin'e en büyük darbeyi Ertuğrul indirecek. Nasıl? Eğer Ertuğrul bana kul olmayı seçerse, onu bu Anadolu'nun sahibi eyleyeceğim. Lakin tasması benim elimde olacak. Ve Alaaddin'e diz çöktüreceğiz. Ertuğrul'u getirirler ne o ya? Bağlayın şunu. Bu kızı da Noyan için hazırlayın. Hadi! Hadi.
Başın sağ olsun Haymana. Başın sağ olsun Haymana. Başınız sağ olsun Haymana. Başın sağ olsun Halime kızım. Başın sağ olsun Halime bacım. Ben erime göç yoluna düşmeden önce ayağına taş değmesin, rüzgar canını acıtmasın dediydim. Ama derler ki taşın değmediği, rüzgarın acıtmadığı tenini diri diri yakmışlar. Ertuğrul'un kanının hesabı sorulmadan hiçbirimizin başı sağ olamaz. Müstediye olasın kızım. O sadece benim kardeşim Haymen'in evladı değil. Ertuğrul benim de evladımdı. Eğer onun kanının hesabını sormazsam bu utançla yaşamak da bana haram olsun. Güzel gözlerine yakışır. Kızın yaşamasını istersen yemekte mesele çıkarmayasın. Noyan öfkesini ondan çıkarırsa üzülürsün. Thank you.
Mabedime hoş geldin Ertuğrul. Afiyet olsun. Demek tapınakçıları dize getiren, Halep emiri El Aziz'le dostluk kuran, Selçuklu hanedanıyla evlilik bağı olan, benim cesur savaşçılarımın kanını acımadan döken yiğit sensin. Demek kadınlara tecavüz eden, döşeğinde bebeleri öldüren, bununla da övünen soysuz da sensin. Doğru dedin Ertuğrul. Biz bozkır yangınıyız. Bozkır bir kere tutuştu mu günlerce yanar. Kurunun yanında yaşı da yakar. Dünyanın gördüğü en büyük devleti kuruyoruz. Cengiz Han dünyanın yarısını aldı. Kalanı da biz alacağız. Böyle kutsal bir davada üç beşleşin ne önemi var? Sizin devletiniz meyvesiz ağaç gibidir. Sökülüp gideceksiniz. Güneş kavuracak, yok olacaksınız. Sizden geriye sadece zulüm kalacak. Sonra da sağa sola saldırıp kuduz köpekler gibi kendini dişleyerek yok olacak senin kurduğun devlet. Umarım ki o kuduz köpeklerin saldırdıkları arasında Anahaime, ağabeyin Gündoğdu ve hatunun Halime yoktur. Avradını da kendin gibi savaşçı seçmişsin. Elimizden kurtulup dayın Korkut'un obasına sığındığını öğrendik. Ama neye yarar? Selçuklu hanedanından Halime Sultan en fazla birkaç gün daha yaşar. Şansı varsa bir kış daha. Eğer düşmanımız olursan, er ya da geç bu acımasız savaşın kurbanı olacak. Avradın da, tüm sevdiklerin. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Gayrı bu kılınç evladınındır. Ah.
getirin. Kızım. Senin gibi yiğidin elinde haksızlığın sesi olsun, gazabı olsun inşallah. Hey maşallah. Sen de gel. Fırsatın varken beni neden öldürmedin? Benden ne istiyorsun? Senin gibi büyük bir savaşçının ölüsünden çok dirisi daha işe yarar Artur. Ben ancak Azrail'in olarak işine yararım Noyan. Ananın, avradının, ovandaki çoluk çocuğun barış ve huzur içinde yaşaması için gerçeği görmeni ve bizimle olmanı istiyorum Ertuğrul. Bizimle olma, bizimle yürümeni. Bizimle kazanma. Kalleşçe savaşmak, döşeğindeki bebeleri öldürmek bizim için kazanç değil, utançtır Noyan. Biz onurumuzla yaşarız. Haçlıların başına nasıl bela olduğunu öğrendik Ertuğrul. Seni senin kadar tanırız biz. Sultan Alaaddin çok yakında mutlaka ölecek. O zaman hepiniz açıkta kalacaksınız. Sana obanı ve sevdiklerini korumak için bir fırsat veriyorum. Ya şimdi bizimle bir olur dost kalırsınız ya da tüm düşmanlarımız gibi yok olursunuz. Teklifim için acele et. Sabah şu güzel sofranın tadı, şarabın esrikliği geçsin. Oturur uzun uzun konuşuruz. Doğduğum günden beri Cengiz Han'ın ordularıyla savaşırız. Tüm sevdiklerim bir bir öldü. Buna ağabeyim Sungur Tekin de dahil. Şimdi tutmuş bana dostluktan bahsedersin. Ben yaşadığım sürece bu dostluk asla olmayacak. Sungur Tekin. Hayatımda gördüğüm en iyi, en zeki savaşçılardan biri. Bizimle bir olarak bunu bir kez daha kanıtladı. Şimdi Öge Dayı'nın yanında savaşıp yiğitliğini gösteriyor. Rezil bir savaşçı olduğum kadar rezil bir yalancısın da. Yalan söyleyip söylemediğimi yakında göreceksin Ertuğrul. Sungur Tekin baharda Moğol ordusuyla buraya gelecek. Şimdi git, sözlerimi düşün. İçinde biraz da olsa insan olduğuna inanmam için. Kızın benimle kalmasına izin ver.